istiyorum. Nikah aleyhi meselesini sizlerle daha önce defalarca konuşmuştuk. Beni şaşırtmadı. Birleşmiş Milletler, Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler daimi temsilcisine istifa etti. Ben hep şu tezimin arkasındaydım. 2024 yılında Amerikalı'nın Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı demiştik. Peki neden istifa etti diyorlar? Trump yönetiminde ters düştü. Kesinlikle ters düşmedi. Hatta ben Nikki Haley'in sonuçta Pompeo önceki CIA direktörüydü. Dışişleri Bakanı atanmadan önce Nikki Haley'in en güçlü adaylardan birisi olduğunu ifade etmiştik yayınlarımızda. Şimdi sert politikalarla Birleşmiş Milletler'i adeta dağıtmakla övünen bir kadındı. Birleşmiş Milletler'in fonksiyonlarını tamamen Trump dayatmalarını çok sert bir şekilde dayatan, yeni küresel hegemonyayı kurmaya çalışan bir isimdi. Şahin bir kadındı. Evet, istifa etti. Bu dakikadan sonra ne olacak göreceğiz ama şu bir gerçek. Artık bu sert politikalarla artık Amerikan kamuoyu tarafından yıpranmak istemiyor. Sonuçta öne açık bir kadın. 49 yaşında. Benim tahminime göre yani 57-58 yaşında ABD'nin ilk kadın başkan adayı olabileceğini de düşünüyorum. Ama tabii Türkiye ile ilişkilerde çok sağlıklı olmadığını ifade edelim. Türkiye'ye gerçi gelmişti 2016 yılında. Adana'ya gelmişti. Bir okul açılışını gerçekleştirmişti. Artı Orta Doğu uzmanlığı konusunda etkin bir isim ve Avrupa konusunda çok etkin bir isim olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu kadını 23 derece izleyici olarak şimdiden yakın izlemeyi almanızı öneriyorum. Çünkü sıra dışı bir kadın ve muhtemelen de ön açık olduğunu ifade etmek gerekiyor. Şimdi Bolton Ulusal Güvenlik Danışmanı oldu. Pompeo Dışişleri Bakanı oldu. Ama Nikki Haley'in yeni pozisyonu ne olacak? Aslında bu soruyu da sormak gerekiyor yüksek sesle. Sonuç itibariyle baktığımızda Pompeo gerçekten de başarılı bir dış politika izliyor ABD politikalar açısından. Tam da Trump'ın istediği gibi. Üstelik kendi diplomasi anlayışını ABD'ye dayatıyor. Nasıl bu diplomasi anlayışı? İşte yıllardır sorun olan Kuzey Kore sorunu çözdü. Yetmedi değerli izleyiciler. İşte Çin'le şimdi ekonomik savaşın adeta mimarlar haline geldi. Hem Çin'de ekonomik savaşı başlattı hem de Çin'in uzlaşma çizgisine doğru getiriyor. Tabi Uzak Doğu konusundaki uzmanlığı Orta Doğu'da pek de etkin olmadığını biliyoruz. Türkiye ile yaşanan sorunlar, Avrupa ile yaşanan sorunlar konusunda. Şimdi eğer Uzak Doğu sorunu hallolur ise ki ben muhtemelen Şubat ya da Mart ayına kadar Çin'le ekonomik savaşın belli bir ritüelde biteceğini düşünmekteyim. Mart ayında bakalım şimdi iddiada bulunamam ama Nikki Haley'in yeni dışişleri ABD'nin yeni dışişleri bakanı olacağını ifade etmek gerekiyor. Hani ilk kadın diyeceğim ama Condoleezza Rice vardı daha öncesinde bir kadın dışişleri bakanı. Oldukça şahin bir isimdi. Ne zaman ki Orta Doğu'dan uzman bir kadın dışişleri bakanı oluyorsa ABD'de bilin ki Orta Doğu'da kan da akıyor. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Yayınımız bir kez daha paylaşalım.